Yani outplay ederek adamları kesmiş bulunmaktayım. Merhaba arkadaşlar, benimiz. Şimdi sizlere bir şey öğretmek istiyorum. Bu lane'lik, yani lane aşamasıyla, yani koridor aşamasıyla ilgili bildiğim şeyleri size aktarmaya çalışacağım. Elmas Hero'da bir oyun girdim işte bunun için. Hani olabildiğince yüksek elo olsun ki bildiğim her şeyi ben de size aktarayım. Daha yararlı olur diye düşündüm. Onun öncesinde bir açıklamada bulunmak istiyorum sizlere. Bir haftadır video atmadığımın farkındayım. Yazıyorsunuz hatta, hani neden atmıyorsun, ne zaman video gelecek, bir şey falan mı oldu diye soranlar var gerçekten. Merak ettiğiniz için öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu, yani geçen hafta sonu solo queue yarışmasına katılmıştım. Solo queue yarışması 3 gün falan sürdü, 2 gün diyelim hadi. Cumartesi, pazar. Onun için pek bir zaman ayıramadım video çekmeye. Onlar zaten işte, Togi'nin kanalda yayınlanacak o videolar. Görürsünüz, izlersiniz. Beni de göreceksiniz zaten. Onunla ilgili bir spoiler vermek istemiyorum onun için. Garen oynarken çok fazla oynayış tarzı var. Oynayış stili var. Ben bunların hepsini sizlere bildiğim kadarıyla göstermek için uğraşıyorum zaten. Bunun da farkındasınız. Şunu yaparsanız kesin olarak kazanırsınız. Bunu yaparsanız böyle olur, şöyle olur demek istemiyorum. Ya sadece öneri şeklinde sizlere benim kullandığım ve işe yarayan şeyleri göstermek istiyorum. Onun için video çekiyorum. Bazılarınız diyor hani Garen neyse olabilir ki falan filan tarzından yorumlar görüyorum bazen. Arkadaşlar, şimdi bu karakteri oynamak hani zorunda değilsiniz. Oynarsanız olabildiğince zaten bildiklerimi sizlere öğretmek istiyorum. Onun dışında oyunla ilgili zaten olabildiğince her maç bilgi veriyorum ben. Verdiğimi düşünüyorum daha doğrusu. Sevip sevmemek, izleyip izlememek tamamen sizlere kalmış. Kimseyi burada zorla bir şey yaptırmıyorum sonuç olarak. Karşımızda Akali var. Ben zaten runleri oyunun başında göstermişimdir genelde, çünkü hep öyle yapıyorum. Bazen unutuyorum çünkü. Hani şu an runleri gösteriyorum falan filan demeyi unutuyorum. Onun için başta göstermek daha mantıklı oluyor. Bazı arkadaşlarımız da videoyu izlemiyor herhalde. Tıklayıp bırakıyor. Rün göstermemişsin falan diyor. Ben her videomda rün gösteriyorum. Bunu unutmayın. Şu an bana gelmenin pek bir mantığı yok ya. Koridor zaten ittirildiği için adam buraya gelemiyor. Gelemediği için de gank yeme potansiyeli olduğunu farkında. Ya, çok ittirildi kardeşim, yani bir şey yapamam ki ben gelip sana. Böyle minyonlara E açıp da vurabilirsiniz bu arada. Gerçekten işe yarıyor zaman zaman. Akari SS bu arada hala. Kule altında bir tane kuleyi bekleyin, vursun yani kule vuruşu. Ardından E'ye basın, düz vuruşa. Air skill'inizi bunun içinde kullanabilirsiniz, aklınızda bulunsun. Akari'ye karşı oynamak kolay. Neden kolay? Çünkü onun skill'leri benim yeteneklerimden, yani daha az vuruyor genelde. Şu şekilde bak. Bu atlayacak bana şimdi. Air bitmesini bekliyor, atlamadı. Ya o bana vurana kadar zaten ya kaçacak ya da hasar takasına girecek. Genelde ben kazanıyorum hortlak girmediğim için. Akari koridorunu kazanmak istiyorsanız hortlak girin bu arada. Kesinlikle hortlak öneriyorum. Öneriyorum daha doğrusu. Yani farklı runlerle de kazanabilirsiniz. Hortlak erken oyunda biraz daha etkili oluyor, onu söylemek istedim. Bu arada hani şu an gerçekten desteğe ihtiyacım var. 2 saniyenizi ayırıp abone olursanız gerçekten çok iyi olur. Bir de videoyu beğenirseniz veya beğenip beğenmemek size kalmış. İzlediğiniz zaman buna zaten karar vereceğinizi düşünüyorum. Farmda öndeyim. Şöyle olabildiğince farmlarımızı alalım. Kule altında farm almakta zorlanacaktır diye düşünüyorum zaten. Şöyle farmımızı yapalım. Potlarını bastı iki potunda. Bende ignite var, adamda teleport var. Bu ignite'ın mantığını diğer videomda açıklayacağım zaten. Gördünüz mü? Ya koridoru, ya daha doğrusu bu ignite'ın mantığı kısa bir şekilde, koridoru kazanacağınızı düşünüyorsanız ignite girin derim. Çünkü ignite erken oyunda hortlak ile birleştiği zaman çok yüksek bir hasar çıkartabiliyor. Gördüğünüz üzere zaten.
adama da bu şekilde ult play edebiliyorsunuz. Yani bekledim, özellikle skill'lerimi bekledim. Hortlağımın dönmesini bekledim ki düz vuruş attığım saniyede can adamdan can çalabileyim. Can emebileyim. Artık ne yapıyor pek bilmiyorum da can alıyor yani düz vuruş attığınız zaman. Güzel bir şekilde adama ult play ettik ve adam koridordan düştü gördüğünüz gibi. Ya base atmadım, teleport attı, bir canım kalmasına rağmen adamı kestim. Ya karakter böyle bir şey aslında. Her eloda oynanabiliyor, her eloda güçlü, sadece nasıl oynamanız gerektiğini, ne zaman, nerede girmeniz gerektiğini, belli başlı şeyleri öğrendikten sonra zaten size de kolay gelecektir. Yani kolay karakter diyorsunuz, farkındayım. Düşük eloda evet kolay. Yani herkes oynayabilir, rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben zaten bildiklerimi onun için size aktarmaya çalışıyorum. Oynayın ve lig atlayın diye. Ama yüksek eloda bu iş bu kadar kolay değil. Neden bu iş bu kadar kolay değil? Çünkü hani her zaman iyi oynayamıyorsunuz. Gank yiyebiliyorsunuz. Counter matchup'ta oynayabiliyorsunuz. Yani yapacak bir şey olmuyor bazen. Sadece moralinizi bozmayın. Düşük elolarda iyi oynarsanız 20 kill alırsınız, 15 kill alırsınız, oyunu kaybedersiniz. Olabilir. Bu şeyler her zaman olacak. Her eloda var bunlar. Kötü oyuncular, AFK kalanlar, bilerek besleyenler, herkes. Her şey var yani. Sadece moralinizi bozmayın. Siz elinden geleni yapın. Çok fazla minyon var. Şu an takasa girmeme gerek yok zaten. Minyonları aldıktan sonra rahat bir şekilde takasa girerek koridoru zaten kazandığım için hani takasa girerek kazanacağım zaten takasları da. Hasar takaslarını daha doğrusu. Ya onun için moralinizi bozmayın. Koridorla ilgili bilgilere değinecek olursak şimdi. Bu koridor eşit çünkü 1, 2, 3, benim de 3 tane yakın dövüşüm minyonum var. Şu an eğer ki ben düz vuruş yani last hit yani son vuruş yaparsam, hani minyonlar hiç basic atak atmadan yani düz vuruş atmadan son vuruş atarsam koridor eşit kalacaktır. Eğer ki skilllerimi basarak bu minyonları alırsam koridor adama doğru ittirilecektir. Yani pushlanacaktır. Gördünüz mü bak, QA ile takası kazanıyorum direkt, adam herhangi bir cevap veremiyor. Q'ya yapabilirdim. Aa, Kayn geliyor bana. Devam edecek mi acaba? Kule altına R, Q yapabilir diye düşündüm de. Yok tamam. Kayn'ı kesme ihtimalim vardı ama Akali ulti atacağı için direkt üstüme. Pek zorlamak istemedim. Geliyorum bu arada. Güzel. Şuraya kaç. Tamam. İşte o dediğim olay koridoru ittirmenize yarıyor. Hani koridoru ittirmek istiyorsanız dediğimi yapın. Sürekli olarak skill kullanarak veya minyonlara düz vuruş atarak koridoru ittirmeye çalışın. Bu koridorunuzu ittirmenizi sağlar. Onun dışında minyonlar zaten gerekli yerlere geldiği zaman diğer hani dondurma, pushlama, ittirme taktiklerini de söyleyeceğim. Dediğim gibi tekrar eşitlen dileyin. Aslında biraz eşitlenmedi çünkü şu minyonların canları az. Ben ittirmek istiyorum şu an. Onun için skill'lerimi kullanacağım bunları. Akali şurada. Aynen. Q'ye ile keseceğim o adamı birazdan eğer ki base atmazsa. Ki base atmayacağını düşünüyorum çünkü aynen bak. Şu an W'su yok, ultisi de yok. Q'ye direkt ölecek. Ama korkak oynuyor biraz. Mecbur yani bana. Yani hata yaptı. Ne yapacağımı da söyledim size zaten. Ya bu tarz hatalar gerçekten çok düşüyorlar çünkü ya ben bu lane'i dururum, hani farmımı da alırım, W'm zaten dönecek. İki farm için ölüyorlar genelde. Bu mantıkla düşündükleri için kolay hata yapıyorlar. Bak bunu yüksek eloda bile yapıyorlar, düşük eloda neden yapmasınlar, öyle düşünün. Karakteriniz hiçbir zaman, karakteriniz demişim, çok özür diliyorum. Rakibinizi hiçbir zaman küçümsemeyin. Küçümserseniz o an zaten kaybedersiniz. Onun için küçümsememeye özen gösterin. Ben düşük elolarda oynasam daha iyi. Küçümsemiyorum hiçbir zaman. Elimden geleni yapıyorum koridoru kazanmak için. Adam da bak dediği şeye bakın. Oynadığın hero'yu bilmem ne yapayım. Tilt oluyorlar yani. Garen'e kule altı ölmek gerçekten bir insanı hani nasıl derler, nasıl anlatırlar? Pek bir fikrim yok fakat derin bir yara koyuyor herhalde. Yediremiyorlar böyle Garen'e kule altı ölmeyi. Ulan diyorlar, Garen kolay hero, kule altı nasıl kesecek beni diyorlar. Ama iş o kadar kolay değil aslında. Çünkü kolay bir karakter olduğunu ben zaten kabul ediyorum ama oynaması yüksek elolarda gerçekten zor. Düşünün ki karşınızda 1200-1000 LP, 900 LP adam var. Siz bu adama karşı şey oynuyorsunuz, nasıl diyeyim.
Garen oynuyorsunuz counter matchup'ta. Ne yapabilirsin ki? Adam her takas kazanıyor. Her farmda sizde öne geçiyor her lane'de. Lane demişim. Yani her aşamada minyon dalgalarında sizin önünüze geçiyor. Geri düşüyorsunuz oyunda. Herhangi bir etkiniz kalmıyor. Çünkü adamdan oyun bilgisi olarak geridesiniz. Garen'i istediğiniz kadar bilin. Ben mesela oyun bilgim ileride olduğu için Garen'de bu kadar üst diklere çıkabiliyorum. Oyun bilgim ileride, adamla eşdeğer seviyede. Onun için rahat bir şekilde koridorda nasıl oynamam gerektiğini biliyorum. Karakteri zaten biliyorum. Onun için rahat oynuyorum. Olay bundan ibaret aslında bir bakıma. Bunları anlamıyor insanlar. Madem kolay, oyna 900 LP adama karşı ne kadar kolay olduğunu görürsün. Ben zaten mesela Discord sunucuma katıldıysanız eğer görürsünüz hani hangi karşıma böyle 1000 LP 900 LP adam geldiği zaman SS atıyorum. Gerçi çok fark etmiyor, genelde geliyor. Hani diyorum bu şekilde koridora baskı kurarak kazanabilirsiniz vesaire tarzından anlatımlarım oluyor. Merak ederlerse eğer o an. Böyle küçük takaslara girebilirsiniz Q'ya atarak. Zaten çok fazla hani kule altı daldığınız için kule zaten vuracak, onu biliyorsunuz. Ama çok fark etmiyor ya, canınız zaten yenilediğiniz için. Artı olarak potlarınız, pasifiniz, W skilliniz falan da var. Çok problem olmuyor, problem teşkil etmiyor. Ben bu adamı keseceğim bu arada tekrar. Ölmeyebilir çünkü öldü. Yani sıçratmama gerek var mıymış, yokmuş herhalde. Gene de ben riske atmak istemedim. Aa ne oluyor? Koridor... Evet, lane swap attılar diye düşünüyorum şu an. Muhtemelen de attılar. Veya bana mı geldi bu özellikle? Neyse kaçayım ben ya. Şimdi gelir falan dalar bana, ölürüm. Riske atmayayım. Kuleyi savunmak için geldi herhalde. Kuleyi zaten biraz sonra alırım ben. Ay canlara bak. Karşıda sıkıntı yaratan biraz sanki midleri kasmış, ADC'leri önde. Bakalım, ben olabildiğince hani baskı kurduğum için top lane'den, yani üst koridordan oyunu kazanmaya yönelik hamlelerde bulunmaya çalışacağım. Bu arada video eğer ki hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Gerçekten beğenileriniz, başta da belirttiğim üzere, benim için çok önemli. Abone olursanız da çok iyi olur. Abone olmayı, beğenmeyi gerçekten unutmamanızı önemli rica ediyorum. Onun dışında hızlı bir şekilde, yani seri seri videolar gelecek. Her gün olabildiğince atmaya çalışacağım. Elimden geldiğince atmaya çalışacağım videoları, merak etmeyin. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Discord'a katılırsanız zaten anlatıyorum oradaki arkadaşlara hani ne zaman atacağım falan filan. Ara sıra sohbet ediyoruz odalarda. Size kalmış yani gelip gelmemek. Merak ettiğiniz sorularınız falan varsa vesaire. Tamam, master'ımız oradan kill alacak. Ben bu kuleyi alacağım bu arada. Yani outplay ederek adamları kesmiş bulunmaktayım. Sandra'yı da keserim ki gelsin. Pasifim var, canım var. Keserim. Ya karakter bu arkadaşlar. Gördünüz hasar mı? Üçlü kuvvet bunun için alıyorum. Neden üçlü kuvvet aldığımın cevabını da umarım artık anlamışsınızdır. Karakter eğer ki dakika 13'ten önce üçlü kuvveti bitirirseniz güç patlaması yaşıyor. Gördüğünüz adama Q, E ile direkt yarı canını alıyorum. Hatta çeyrek can kalıyor. Bir Q atıyorum, yarı canı gidiyor adamın. Ne yapabilir ki adam bu hani bu kadar kasmış bir Garen'i? Hem tank, 2K canı var, W'su var, ultisi var, yani gerçekten yapabilecekleri bir şey yok bazen. Elden bir şey gelmiyor. Onu anlatmak istiyorum size. Karabalt alırsanız kendinizi geri düşürmüş olursunuz öne geçtiğiniz lane'de. Onun için almayın, gerek yok. Tamamen size kalmış gene de. Ben sadece önerilerimi, yani bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Bunları da göstermeli yani. Göstererek anlattığım için hani aklınıza belki pekişir veya örnek olur diye düşünüyorum. Size kalmış. Bu arada ben oraya gelirsem keseriz onu. Geliyorum. Hadi arkadaşlar. Sıçrası yoktur diye düşünüyorum bu arkadaşın. Çok güzel. Tertemiz. Bunu da alırız, bunu da alırız. Yani kule altına zaten hareket hamlede bulundu. Bot lane'e şu an gidebilirim çünkü yanında Galios olmadığı için rahat bir şekilde
Lucian'ı kesebileceğimi düşünüyorum. Zaten şu an güçlüyüm. Tabii dümdüz kule altına kaçmazsa. Oo. Görüyor musun beni? Görüyor. Evet, görüyor. O zaman hareket, yani hamle 2'de. Oo, ama herkes buraya gelirse olmaz arkadaşlar. Dive atacağım, dive attırmıyorlar ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Lane'i ittireceğim hızlı bir şekilde. Şu an 200 gold'a ihtiyacım var çünkü. Şöyle. Veya top lane'e mi gitsem ya? Adam top lane'i ittiriyor çünkü. Hani önerdiğiniz, belirtti hani önerdiğiniz veya nasıl anlatabilirim bunu pek düşünmedim fakat ya istediğiniz varsa böyle video fikri olarak belirtebilirsiniz yorumlarda. Bütün yorumları okuduğumu zaten size belirttim ben. Anlattım daha doğrusu. Onun için hani yazarsanız gerçekten iyi olur. Çok fazla fikir var çünkü şu an. Ama olabildiğince hepsini sıra sıra paylaşacağım kanalda. Merak etmeyin, oradan bir şüpheniz olmasın. Bu arada o ittirme, hani dondurma taktiklerini anlatırken dondurma şekli, yani dondurmayı koridor frizlemeyi daha doğrusu. Bu koridor frizlemeyi dediğim gibi anlattım ya az önce. Eğer ki zaten siz düz vuruş atmazsanız bunlara, yani son vuruş atarsanız daha doğrusu, aktif olarak böyle sağ tık atmazsanız koridor ittirilmeyecek. Sadece eğer ki dondurmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, ya adamın farm almasını engellemek için şurada durmak. Yani farmlara buradan vurmak yerine buradan vurmak, şuradan vurmak. Buradan vurursanız adam sizden korktuğu için farmlara zaten yaklaşamayacak. Farmlara da vuramadığı için zaten koridoru ittiremeyecek. Koridor orada resetlenecek sürekli olarak. Sadece düz vuruş atacaksınız ve koridor orada durmuş olacak. Yani donmuş olacak. Aynı şekilde hep ortada farm yapmak zorunda kalacaksınız. Adam da koridor dondurulduğu için zaten geride fazla bir şey yapamayacak. Bu yani. Tek farkı bu. Sadece lane'de önde durmak. Biraz ya savaşlara katılmam lazım çünkü çok sıkıntı çekiyor benim takımım. Aha. Geliyorum da yani hepsi kaçıyor. Skill shotları, yetenekleri çok güçlü karakterler. Kaçış skillleri daha doğrusu. Baksana abi, adam dümdüz kaçıyor yani. Yapabileceğim bir şey yok o çocuğa. Redine gidecek şimdi, öyle düşünüyorum. Sıkıntı çıkmaya başladı burada. Yani sıçralar, E'ler, skiller, yani bilmiyorum arkadaşlar. Sakin olursanız daha iyi olur sizin için bence. Ben masum bir Garen oyuncusuyum sadece. Niye bu kadar kinlendiniz ki bana? Adamlar gördükleri gibi her şeyin üstüme attı ya. Oho, yani. Abi. O baya baya sıkıntılı şeyler yaşıyoruz şu an burada ya. Abi ne oluyor? Sakin ya. Ah, ölmek istemiyorum. Hadi oğlum Master. Sen de orası. Triple attın. Tıs saldı çocuk. Baron da önemli şu an. Baron. Doğacak zaten. Tertemiz bir baron alırız bence. Ya bahsettiğim olay buydu arkadaşlar. Adam oyundan düştü. Herhangi bir zaten bir şey yapamıyor. Geri düştüğü için fazla bir şey yapamıyor adam. Kısaca bir şey, bu şekilde. Ben koridorumu kazandım. Yani bütün skillerini bana atıyor adamlar. Direkt Lissandra ultisini bana attı az önce, görmediniz ama. Ultisini bana attı.
Ignite'larını bana attılar. Her şeylerini bana attılar. Kesemediler. Sonra benim ya canları azaldığı için takım arkadaşlarım da yetişti. Rahat bir şekilde şeyi kazandık. Fight'ı kazandık. Ya adamlar mesela sizin bot lane'iniz geri düşse dahi siz öne geçerek zaten rakibi güçsüzleştiriyorsunuz. Sizi kesmek için bütün her şeylerini atıyorlar, kesemiyorlar. Sonra fight'ları kazanıyorsunuz. Fight'larda büyük rol oynuyorsunuz. Bu yani. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Burayı alırız aslında ya. Şöyle bir tane şey açacağım buraya. Seni yakalarım ki ben. Seni de yakalarım. Yani istediği kadar kalsın karşı ADC. Bir Garen'e bir şey yapamazsın sen. Hele kasmış bir Garen'se bu yapabileceği bir şey yok adamın. Çaresizlik biraz. Bak şimdi. Tek kedi. Yamulttum adamı. Ya her eloda Garen'le oyunu taşıyabiliyorsunuz yani. Püf noktaları bunlar. Koridor taktikleri, lane kazanma. Ya tamamen sizin biraz oyunculuğunuza bakıyor ama koridoru bildikten sonra hani oyun bilginizi geliştirdikten sonra zaten Garen'e bağlı halden çıkacaksınız. Her karakteri oynayabileceksiniz. Az çok belirli bir düzeyde. Veya kendinizi geliştirdiğiniz takdirde ileri düzeyde de oynayabilirsiniz. Ya yavaş yavaş bunları zaten öğreniyorsunuz. Kendi oyun bilginizi geliştirerek karaktere dair her şeyi zaten öğrenmiş oluyorsunuz. Karakteri, oyun bilginizi. Geliştirin kendinizi. Önemli olan bu dik çıkmak için. Her zaman anlatıyorum zaten ben. Güvenin kendinize bir de. Yani adamın yapabileceği bir şey yok mesela. Çünkü şu an çok güçlüyüm. Ben tank olmama rağmen bir de full AD kasmayın dediğim olay bu yani. Full AD kasmayın abi. Gerek yok. 3K canım var. Tankım. Adamlar beni kesemiyor, eritemiyor. Yani full AD kasmanızın herhangi bir getirisi olmayacak onun için size. AD tank kasın zaten herkesi kesiyorsunuz. Hasarımı gördünüz. Lucian'ı tek başıma kestim. Direkt öldü zaten. Bir de özellikle MR almadım. Çünkü MR almama gerek yok. Şu Akali ve Lissandra'nın hasarı bana yetmeyecek ki FF verdiler. Yani Akali ve Lissandra'nın hasarının bana yetmeyeceğini biliyordum. Merkür aldım özellikle. Fazla kitle kontrolleri vardı çünkü. W'mle birlikte Merkür birleştiği zaman yüksek bir miktarda kitle kontrol azaltma yani sıvışma elde etmiş oluyorum. Onlar olarak Master'ye verelim hadi ya, iyi oynadı çocuk. Yani 66.026 bozgun vardı zaten bu hesapta. Bayağı %80'e yakın bir winrate de elması yapmıştım. Şu an Eros'u düşmüş ama biraz anlamadım. Ya şey olayı var bir de ya. Ben daha önce de yaşadım mesela. Vesta elması çok astığım zaman bile %75 winrate'li. Elmasa çıktığınız zaman istediği kadar 20-30 LP versin. Az LP veriyor. 20 LP falan veriyor. 19 LP veriyor. Art arda biraz oyun kazanmanız lazım onun için. Ben biraz kaybettim bu hesapta. Solo queue'da. Neyse abi. Ya kısacası bu şekildeydi. Oyun bilginizi geliştirmek size kalmış. Belli başlı şeyleri öğrenin. Zaten hani kendi bilgileriniz bunun doğrultusunda gelişecektir diye düşünüyorum. Böyle güzel bir skorla da oyunu kazanabiliyorsunuz. Hasarlara da bakalım. Belirtmek istediğim şeyler bunlardı kısacası. Eğer ki beğendiyseniz videoyu, beğenirseniz ve abone olursanız gerçekten çok iyi olur. Discord sunucuma da açıklamadaki linkten veya yoruma genelde zaten sabitliyorum. Oradan da katılabilirsiniz. Başka hani değinmeyi unuttuğum bir şeyler var mı? Yok diye düşünüyorum. Zaten videoların geleceğini belirttim sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.